çok yorduk, çok toz içinde bıraktık. Kusura bakmayın ama güzel bir şey yaratmak istiyorsak da mutlaka biraz çilesi oluyor. Bakın ne kadar güzel oldu, değil mi? Beğendiniz mi? Bu yolu yapmaya başladığımızda ne gereği var dediler. Niçin yapıyorsunuz dediler. Yol medeniyettir. Yazın Kuşadası'nın trafiği ne kadar çilekeş oluyor. Bakın şimdi yol iki tane köprülü kavşak sayesinde Kuşadası'nın trafiği rahatlayacak. Bizim amacımız esnafımıza, turizmciye destek olmak, yüzünü güldürmek. Anımsarsınız yine kısa bir süre içinde Kuşadası Tarışalı'nda sandık koyduk ve o sandıktan yeşil alan çıktı. Büyük bir kısmı yeşil alan olacak, sosyal tesisler, kafeler ve altında da otopark olacak. Gidiyor. Memnun musunuz plajlardan? Ben değilim. Bu projede ne var? Şezlonglar, şemsiyeler vatandaşlarımıza ücretsiz olacak. Tertemiz olacak, pırıl pırıl olacak. Buradan sesleniyorum 7 tane aydın milletvekiline. Gelin Kuşadası'nın ve Didim'in plajlarını el atalım. Büyükşehir Belediyesi'ne geçsin. Aynı Antalya Büyükşehir Belediyesi gibi bir AKP'li belediyede ne yapıyorsanız, nasıl veriyorsanız CHP'li belediyede aynısı yapılsın. Çünkü Türkiye'nin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı var. Cumhuriyeti ve demokrasiyi yaşatabilmek için hepimiz omuz omuza olmak zorundayız. Vatandaşımız bu hakikaten Kuşadası'nda klimalı, rahat, huzurlu bir şekilde artık yolculuk yapabiliyor. Yeter mi? Yetmez. Bu sarı civcivlere de çok müdahale girmişti bu köprülü kavşak gibi. Biz her zaman sosyal belediyeciliğin yanındayız. Ve iddia ediyorum Türkiye'de sosyal belediyeciliği en iyi uygulayanlardan bir tanesi Aydın Büyükşehir Belediyesi'dir.